Hocam, ceviz sabunu hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Şimdi günümüzde sıvı sabun, şampuan, duş jel, hatta diş macunu, çamaşır tozu, bulaşık ilacı, her şeyde ne var? SLS, sodyum lauril sulfat, kanserojen bir madde. Bir kişi şampuanla yıkandı, içerisinde SLS içeren bir şampuanla duş yaptı. 4 ila 5 ton suyla yıkanacak ki o kimyasaldan kurtulsun. Diş macunun içinde SLS var. O diş macunuyla dişini fırçaladı, gitti bitti. Kanserojen bir madde. Veya çamaşır. Çamaşır ilacı, bulaşık ilacı. İçinde ne var? Sodyum lauril sulfat. O çamaşır 10 ton suyla yıkansa temizlenmiyor. O bitmiyor, o sodyum lauril sulfat. Şöyle ip ince streç folyo gibi elbiseye bulaşıyor, yapışıyor, cilde yapışıyor. Tencere, tava, her tabak, kaşık, her şeye bulaşıyor. Aslında sodyum lauril sulfat kiri temizlemiyor. Kirle tabak arasına, kirle tekstil arasına, kirle cilt arasına giriyor. Onu oradan çözüyor ama kendi yapışıyor yerine. Sodyum lauril sulfat kanserojen bir madde. Biz ne yaptık? Hindistan'dan getirdiğimiz bu ceviz sabunu kaynatıyorsunuz. Şurada biz kaynattık. Ve böyle sıvı sabun şişesinin içerisine koyuyorsunuz. Elinizi yıkarken bununla yıkıyorsunuz. Bitti. Hiçbir kalıntı kalmaz. Hiçbir kirlenme olmaz. Tamamen doğal. Veya çamaşır yıkıyorsunuz. 9-10 tane bir avuç koyuyorsunuz bir pamuk veya bir poşete, yani torbaya, pamuklu, yünlü vesaire. Ve çamaşır makinesine bir çorba kaşığı karbonat, bir çorba kaşığı boraks. Bununla beraber. Bu her türlü kiri çözer. Parlatmak için de boraks ve karbonat yeter. Yani bu artık hem çamaşır makinesinde, hem bulaşık makinesinde, hem ev sabunu olarak, hem de şampuan olarak kullanılabilir. Hiçbir kimyasal madde içermiyor. Tamamen doğal. Kimyasal maddelerle zehirlenmeyi bırakalım. Kanserojen çünkü. Sodyum lauril sulfat olmayan hiçbir temizlik maddesi yok. Bütün temizlik maddelerinde sodyum lauril sulfat var. Kanserojen bir madde. Ve bunu kimse önlemiyor. Her yerde, her şekilde serbest.